Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Fatih Mekke 8. sefir 52. kısım. Asıl içinde vasıl. Malın en güzelini gönül hoşluğuyla sadaka vermek. Bilmelisin ki en temiz sadaka sahip olduğun şeyi ki sadece sahip olmanın helal sayıldığı şeye sahip olabilirsin. Gönül hoşluğuyla vermendir. Bunun en üstünü ise şeriatın bağlayıcı bir dille sadaka diye isimlendirdiği emaneti vermektir. Bu durumda sadakayı verirken elin Allah'ın eli haline gelir. Bu nedenle emanet dedik. Çünkü böyle bir şeyden seni yaratan yararlanamaz. Onu ancak kendisi için yaratıldığı kimse hak edebilir ki o da yaratılmıştır. Binaenaleyh sadaka Allah'tan kula verilmiş bir emanettir. Allah emaneti ya doğrudan kendisi veya başka bir kulun eliyle kuluna ulaştırır. Sadakaların en güzeli budur. Çünkü o doğru bir bilgiye görev verilmiştir. Sadaka verilenin eline ulaştığında Rahman onu sağ eliyle alır. Sadaka verirken kul vesilesiyle gerçekte sadaka veren Allah ise onun eli sadaka verilenin yoksul elinden daha üstün olmalıdır ve bu bir zorunluluktur. Çünkü üstün el Allah'ın elidir ve o infak edendir. Sadaka veren kişi yoksulun eli sadakayı almak üzere uzandığında Rahman'ın elini sadakayı aldığını görürse yine verenin eli üstündür. Çünkü veren Allah'tır. Rahman Allah'ın bir sıfatı ve özelliğidir. Fakat Rahman sadakanın kendisini almaz. Ona sadece sadaka verenin takvası ulaşır. Bunun en yetkin tarzı ise zikrettiğimizdir. Böylece veren kişi sadakayı verenin Allah, alanın Rahman, verilenin ise rahmet ki sadakadır olduğunu görür. Rahman sadakayı sağ eliyle aldığında onun yerine bu kul yaparak sadakayı kendisine verir. Zaten sadece böyle bir şey mümkün olabilir. Çünkü sadaka rahmet demektir ve onu ancak Rahman verebileceği gibi Allah da Sad ismi yönünden değil Rahman ve Rahim isimleriyle nitelenmesi yönünden onu alabilir. Dilencinin eline düşmezden önce sadaka Rahman'ın eline düşer. Hadis böyle rivayet edilmiştir. Dilencinin yediği böyle bir sadaka ise onun itaat etmesini, hidayete ulaşmasını, nur ve bilge elde etmesini sağlar. Tüm bunlar Rahman'ın sadakayı bereketlendirmesidir. Çünkü bu sadakanın gücünün dilencinin nefsine kazandırdığı hidayet, yani doğru yolda olmak, itaat etmek, nur ve bilgi kazanmak gibi zikrettiğimiz fiillerin sevabı ahiret hayatında hem sadakayı alanın terazisinde hem verenin ki hakkın vekilidir terazisinde görülecektir. Allah sadakayı verene şöyle der. Bu sadakanın meyvesidir. Onun bereketi sana ve sadaka verdiğin kişiye dönmüştür. Çünkü bir kişiye sadaka vermen kendine sadaka vermen demektir. Çünkü sadakanın hayrı sana döner. En faziletli sadaka insanın kendisine verdiğidir. Bu sadaka aynı zamanda sahibini en yetkin tarzda getirtir. Böyle bir sadakanın sahibine kıyamet günü nereden sadaka verdin ya da kime verdin denilmez. Çünkü o bu konumdadır. Sadakayı alan da verenle aynı derecede ise mutlulukta eşitlenirler. Sadaka veren bir derece üstündür bu konumda olmazsa Allah'ın kendisini yerleştirdiği özelliğe göredir. Bu durumda sadaka gönüllü verilmişse haktan ve insandan kaynaklanan bir ihsandır. Farz olan zekat sadaka verilmişse bu durumda o haktan kaynaklanan bir ihsan, adak olduğunda ise insanın yerine getirmekte zorunda olduğu bir fiil iken aynı zamanda adağın yerine getirilmesini emreden haktan kaynaklanan bir ihsandır. Adak, cimrinin malından alınan bir şeydir. Bu vergiler hediye sayılırsa böyle olmazlar. Çünkü böyle bir ayrıcalık sadece sadaka olan şeye tahsis edilmiştir. Bu sadaka maddi ve manevi olarak Rahman'ın elinde büyür. Onun maddi yönü maddi olan kısmıdır. Sahibi de onu cennette duyusal ve gözle görülür bir şekilde bulur. Manevi yönü ise helal kazanç ve takvanın onda bulunması yönündendir. Ayrıca sadakayı vermek için acele etmek, gönül hoşluğuyla vermek ve zikretmiş olduğumuz ilahi durumları görmek sadakanın manevi yönüdür. İnsan sadakayı genel müşahede esnasında kesipte bulur. Ayrıca kendisi cennetteyken verme vaktine ait
ölçütlerin onun üzerinden geçtiklerini görür. Böylece cennetin içinde öyle bir müşahede makamına mazhar olur ki onu sadece bu konumdaki kişi görebilir. Müslim'in Ebu Hureyre'den aktardığı bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: temiz bir sadaka verinin sadakasını, ki Rahman temiz olmayandan başkasını kabul etmez, Rahman sağ eliyle alır. Verilen sadaka bir hurma bile olsa, tıpkı içinizden birinin devesini veya tayını büyütmesi gibi, sadaka dağdan daha büyük oluncaya kadar Rahman'ın avucunda büyür. Sadakası nitelediğimiz bu dereceden daha az olanın Allah katındaki mertebesi de bilgi ve niyetinin vardığı yere kadardır. Sadaka, kuvvet sahibi El-Gani, Eş-Şedid isminin karşılığında şükür istenmeyen bir ihsanı olarak meydana gelebilir. Karşılığında şükür istenen sadaka ise El-Gani isminden değil, El-Mürid, El-Hakim ve El-Alim isimlerinden meydana gelir. Sadaka veren insanın aklına Allah'ın bu konudaki emrine uyarak Allah'a güzel borç vermek gelebilir. Bu bölümde sadakaya katılır. Çünkü ona borç vermesi emredilmişti. Borç, farz zekatın kendisi olabilir. İnsan verdiği borca karşı yarar elde edeceği ilave bir bedel isterse, verdiği şey borç tanımından çıkar ve borç diye nitelenmeyen bir sadaka olur. Çünkü vermesi emredilen borcu vermemiştir. Allah bizden alırken faizi yasaklamazdı. Öyle demiştir Peygamber aleyhisselam. Öyleyse bir fayda sağlayan her borç faizdir. Başka bir ifadeyle faiz, sadaka verirken insanın aklına yararın gelmesi, sadakayı ancak bundan dolayı vermesidir. Borç veren kişinin verirken güzel davranması gerektiği gibi bir şart olmasa bile buna dilediği iyilikleri de eklemesi yerindedir. Çünkü Allah borçta ücretin artacağını vaat etmiştir. Fakat sadaka veren kul artıştan dolayı değil, emirden dolayı onu vermiştir. Kıyamet günü ölüdeki ihsan ise Allah'a kalmıştır. Bu borcu nitelerken güzel denmesinin anlamı budur. Allah bize başka bir şekilde değil, bizim için yasa yaptığı şeriatla davranır. Bakınız, Allah peygamberine kıyamet günü kendisini onunla gönderdiği hak ile kulları arasında hükmetmesini istemesini emretmiş ve ona şöyle demiştir: de ki, Rabbim hak ile hükmet. Burada hak kelimesinde geçen belirlilik takısı, peygamberin kendisiyle gönderildiği bilinen hak anlamına gelir. Kıyamet günü yaratılmışların halleri buna göre ele alınacaktır. Öyleyse Allah'ın kıyamet günündeki hükmünü görmek isteyen kişi, dünyada ilahi şeriatların hükmüne bakmalıdır. Bir artış ve noksan olmaksızın buradaki oradakinin aynıdır.